amcık 19 yaşındakine bak, yaşlandım diyor. 19 yaşında olduğunu söylemesin. Benden daha yaşlı değil mi lan? Şimdi arkadaşlar, salona bir müdahalede bulunduk. Oğlum çok küçük ekran, baksana anlamıyorsun ki nasıl gözüktüğünü. Neyse siktir. Şöyle göstereyim. Şimdi biz salonu kılafla değiştirdik. Şöyle değiştirdik. Sizin hatırladığınız vlogda neydi? Burada koltuk vardı. Ondan sonra burada... Ne vardı lan burada? Hiçbir şey yoktu. Nasıl yoktu oğlum? Hiçbir şey yoktu. Tamam, burada koltuk vardı. Burada hiçbir şey yoktu. Tablolar buradaydı. İki tane kırmızı koltuk buradaydı. Burada da televizyon vardı. Şimdi biz ne yaptık abi? Dedik ki ulan bu salona girişte, yani salona böyle girdiğin zaman bu koltuk orayı çok boğuyordu. Dedik ki TV ünitesini direkt karşıya alalım. Hem yani bunu yapmamızın sebebi, TV'nin altına bir ünite kuracaksak, TV ünitesi kuracaksak yani sehpa, burada olmuyordu. Niye olmuyor? Çünkü buradaki duvarın burası kısa. Yani hem orada kalorifer var, hem burada da kolon çıkıntısı var. Doğal olarak buraya uzun bir TV ünitesi kuramıyorduk. Biz bunu buraya alarak ne yaptık? Buradaki nereden baksanız 3 metreye yakın duvarı TV ünitesi için kullanabilecek hale getirmiş olduk. Sonra koltuğu ölçünce de koltuğun tam olarak buraya sığdığını görünce bir rahatlama geldi. Hah dedik, tamam. Burada tablo vardı bir tane, onu söktüm, saati koydum yalandan. Burada çok önceden taktığımız raf duruyordu. Bu raf da koltuğa göre ortalandı. İşte ışığı mışığı köşeye koyup sehpayı da buraya koyunca burası fena olmayan bir ortam oldu. Hala bu rafın kısalığı gözüme batıyor. Bence bu raf koltukla birlikte başlamalı ve kaloriferin üstünün bittiği yere kadar devam etmeli. Net bir form oluşturabilmesi için. Bu duvar boştu abi. Bu duvara direkt bu tablolardan birini koyunca buraya özel bir şey gibi oldu yani. Hani babamın çizdiği, kardeşim benim ya, çok seviyorum. Kardeşim benim. Burası da böyle tablonun yeri gibi oldu. Yani özetle bu kısım bana sorarsanız daha tatlı oldu. Daha yaşanılabilir bir alan oldu. Hala L koltuk alamadım. Dün gittim fiyatlara baktım, hala uçuk, gereksiz yani. Fuzuli. Şimdi burası bok gibi gözüküyor. Bu bok gibi gözüken alanı daha güzelleştirmemiz lazım. Elimdeki parçalarla, alttaki sehpalarla bu olabilecek gibi değil. Yani Allah'a emanet duruyor. Bir de çok ucuz malzemeler bunlar. Televizyon çok büyük, ağır. Burada bir emanet duruşu var yani bu televizyonun. Bu sebeple de duvarlar pis bu arada. Yani o tabloları tabii çaktık ettik. Sağda solda izler kalmış bilmem ne. Ariyetten de buradaki şeyin, bilgisayarın kablolarını falan ben hep düzenledim. Çok karman çormandı. Şu robot süpürgeyi aldığımdan beri öyle düzenli takılıyorum. Takılmıyor biri. Bunun da bu arada videosunu çekeceğim. Dehşet faydası aldı bana. Her neyse. Tabi buradan bir tane kırmızı koltuğu eksiltmek zorunda kaldık. O da burada duruyor. Onu nereye, nereye sıkıştıracağız bilmiyorum. Şimdi biz ne yapmak istiyoruz? Hızlıca ona geçiyorum. Kaç dakika oldu lan video? 4 dakikadır konuşuyorum. 10 dakikaya sabitlesek, reklamları açsam 200 bin izlense 30-40 dolar kazanırım. Allah bereket versin. Alacağım şey 1000 lira tutsun. 30-40 dolardan hesap yap bakayım. 4 kere 5 kaç ediyor? 200 ediyor. 250 lira. Yani 750 lira cebimden gidiyorum bunu koyayım. Neyse. Şimdi buraya yapacağımız şey şu. Bir kere ucuz, böyle çok pahalı olmayan ama TV ünitelerinin 180 santim olduğu gerçeğini de varsayarak, yaptığımız araştırmalara bağlı kalarak, İki farklı parçayı birleştirerek 240 santimlik bir sehpa elde edelim dedik. Onun için de hem işte hepsi buraya baktım, hem Ikea'ya baktım, oraya buraya baktım. Bir takım malzemeler var. Ben biliyorsunuz minimal şeyleri seviyorum. Böyle aşırı derecede şahşallı ürünleri sevmiyorum. 240 santimlik bir sehpa yaptığımız zaman buraya, koltuğun tam karşı hizasında televizyon denk geliyor. Güzel de oluyor. Ama burası çok ölü kalıyor bak. O yüzden sehpanın ta bilgisayarın şurasına kadar uzanmasını istedim. En azından masanın bitimine kadar. Tabi altı böyle düz uzun olduğu zaman da ne olacak? Üstünün şu boşluğunu bir şekilde değerlendirmek lazım. Oraya da 240 santim edecek yani alttaki sehpaya denk gelecek kadar bir sehpa. Aman raf değil. Ananı sikeyim, ne çok konuştum ya. Kesmeyeceğim lan, burayı koyacağım böyle. 240'lık değil de en azından televizyonun üstünü tamamlayacak kadar bir raf elde edelim. Buraya da gene o rafın hizasına bir aksesuar falan bir şey koyarız. Ünite haline getiririz burayı diye düşündüm. Şimdi bunu yapmak için öncelikle para ihtiyacımız var. Ve de hani burayı 3000 liraya da yapabilirsiniz, 5000 liraya da yapabilirsiniz. Ama benim gibi ne derler? Zekilikten değil lan. Hani tutumlu, gereksiz masraf yapmayı sevmeyen, şov yapmayı sevmeyen bir insansanız
Yaklaşık 700-800 liraya burayı çözersiniz. Nasıl çözeriz? Tabii ki de bir web sayfasına gidip en ucuzlarını tıklayarak. Şimdi Besta diye bir ürün bulduk IKEA'da. Bu Besta denilen arkadaşımızın iki versiyonu var. Bak bir TV bence var. Bu bir kere modüler bir şey. Bunun kapağı, mapağı, zımbırtısı, rafı her şeyi var abi. Yani bunları istediğiniz gibi paranız oldukça güncelleyebiliyorsunuz yani level Bu ne atladıkça. var? Aynen. Şimdi bunun TV bench'inin ne artısı var? Üste işte kablo saklama yani kabloları aşağı ittirme boşluğu var ki o da plastik yüksek ihtimal. Altta prize gitmesi için boşluğu var hatta arkadan göstereyim. Bu şimdi Besta'nın ne lan bu TV versiyonu. Bir de bunun frame'i var. Frame dediğimizde sadece kutudan oluşan bir ürün. Bunda hiçbir bok delik melik yok. Şimdi normalde ben buna delik açarım. Yuvarlak matkap ucuyla delik açarım. Üstüne de açarım. Normalde buralara yaptığım gibi. Ama gerek yok. Dedik ki bir tane bundan yani 240 liralıktan hatta şöyle yapalım. 240 liralık. Bu arada diğer TV üniteleri 2000 lira falan ha. Aynen. 1700 lira falan şimdi siz böyle ulan bu 240 da çok falan demeyin. İstanbul'da şeyde yaşıyoruz artık. Türkiye'de yaşıyoruz yani. Bunlar ucuz miktarlar. Şimdi 240 liraya ben bir tane frame'ini ekledim bunun. Değil mi? Şimdi bir de bir tane TV bench'ini alacağız. O da sola denk gelecek. Televizyonun olduğu yere. Zaten elektroniklerim orada olacağı için. Bu da 350 lira. Yani sırf delik delmemek için nereden baksan 110 liralık bir fark ekliyorum. Sıkıntı değil. Ekleyelim. Abone olursunuz. Ondan sonra bunu bitirdik. Rengi de güzel bu arada. Üç farklı rengi var. Bir de siyah miyah vardı. Çirkin duruyor. Şimdi bunu yan yana koyduğumuz zaman 240 santim ediyor. Yani bildiğin o duvarı tamamen kaplamış oluyoruz. Bunun üzerine de raf düşünüyorduk. Benim şurada beğendiğim bir raf var. Bakın. Nerede o? Siktir et. Onu bulamayacağım şimdi. Raflar çok pahalı. İstediğim rafın tanesi 240 lira. İki tane aldığımız zaman 500 liraya geliyor. Yani sehpa kısmıyla aynı parayı ediyor. Ben şu ayakların o sehpayı aman o rafı daha güzel hale getirdiğini düşündüğüm için ki bunlar 12 lira. Çok çok daha ucuza getirmenin yolunu şöyle bulduk. Bu ayaklardan ekstra olarak alacağız. Bak artı 12 artı 12 artı 12. 626 sana bir şey söyleyeyim. Televizyonun üzerine iki şeyle de kapatabiliriz normalde. Kapatırız. Biz gene de 3 taneden hesap yapalım. Sonra bize sürpriz olur ucuza inerse. Şimdi bunun üzerine ne raf takacağız? IKEA'da o ölçüdeki bir rafı takmak 200-250 liraları bulacak. Hatırlıyor musunuz? Bunun masasını yaparken ben hep söylüyordum size bağızdan kestiriyorum. Yanına işte köşe bent mi ne lan bunun adı bilmiyorum. Bunu böyle yapıştırıcı bir şekilde makineden geçiriyorlar. Yanında beyaz yapıyorlar suntanın. Bunlar çok ucuza mal oluyor aşağı yukarı. O yüzden oraya kullanacağımız rafın birebir ölçüsünü alıp Bauhaus'dan kestirip IKEA'dan aldığımız ayakların üzerine monteleyeceğim. Doğal olarak da burası yani bütün o raf sistemi 100 küsür liraya falan gelecek. Aynen. Normalde 200 Normalde lira sadece üstü. sadece üstüydü 500-600 liraya geleceğine. Bu arada bu ayakları da kendim yapabilirim normalde. Bokunu da çıkarmaya gerek yok. Craft kanalı değiliz anasını satayım. Bu şekilde de rafı çözeceğiz. De olarak ne olacak abi? Sehpamız uzun. Rafımız sehpanın yarısı kadar. Burada bir bütünlük oluşacak. Buraya da bir aksesuar maksesuar gelecek. Gizli aydınlatmalar falan. TV ünitesi kısmı akacak. Değil mi? Aynen. Yani istersen şuradaki boşluğa deniz akvaryumu yapılır, bir şey Deniz yapılır. akvaryumu siksem bir daha yapmam o kadar para. Direkt onu Artık yapacaksın. sponsorum kalmadı. Onu taşıyabiliriz bak. O mantıklı olabilir. Şimdi buraya girişmiyorum şimdilik. Normalde bana sorsan bu rafı da değiştirmem lazım. Ama kaç santim lan orası? Öyle Aşağı değil. yukarı 175. Yüz anasını kimmiş. Yani bak yapmışken iki tane ayak alıp bir ayak buraya hatta bir ayak buraya bir ayak da buraya yapıp buraya boylamasına bir gene raf kestirebiliriz. 4 tane daha fazladan ayak alıp Evet. buraya bazen bir tane daha raf. Evet 110 liraya falan ekstra mal olur. 110 liraya burayı da Aslında tamamlamış oluruz. bazı gitmişken yaptırmamak için bir sebep var Yok mı? işte. Bence Aklıma yattı şu an. kıymışken kıyalım. Ne kadar? Kaç santim Abi baksana bir fazla şey. Bu mesela? salonun şu yapacağımız hem koltuk kısmı hem TV ünitesi kısmı yarı do it yourself diyelim do it yourself ha. Yarı kendin yap kısmıyla 800 liraya falan denk gelecek. 800 lira. Az önce baktığımız IKEA'dan hazır her şey 100 bin lira mı oldu? IKEA'da sadece raf sadece yani bu arada arkadaşlar hepsi burada da falan bir sürü böyle TV ünitesi adı altında 400 liraya 300 liraya satılan şeyler var. Kullanılır da çok kaliteli olmadığını biliyorum ama ölçüleri bir tutmuyor.
180 santim genelde ortalama. Bir de biliyorum darma duman oluyorlar abi. Yani IKEA'da harika kalitede bir şey satmıyor ama en azından şu dandirik şey bile fena değil yani. Hani baksana kaç kiloluk televizyon taşıyor bir yıldır. Böyle bir müdahale edelim dedik. Bir de şu salak ışıkları değiştireceğim yani. Salak demek istemiyorum ama bir ara şimdi değil. Bu ışıklar beni rahatsız ediyor. Daha şık bir şey alınabilir. Ve böylelikle salonu %100 bitirmiş oluyoruz abi. Yani biz mutfağa kaç para harcamıştık lan? Mutfağı 250. Siktir lan nasıl 250? Sırf şeyin tanesi 200 Ha liraydı. doğru. Bir saniye. Ben sana bir şey söyleyeyim. Aa ulan oğlum işte, al işte bu ayaklar. Aynen aynısı. Biz bunları almışız zaten buraya da. 12 lira olan bu zaten. 12 lira belli zaten. 12 lira. Dur bakayım. Oğlum aslında şu raf... aslında aynı aydınlatmayı buraya da yapacaksın ha. Ama yok. Abartı olur ya. Abartı olur. Başka bir şey düşünebilirim. Olmadı bunu biz sökeriz. Deneriz onu. Deneriz. Aynen. Evet burayı da yaklaşık olarak herhalde 1000 liraya falan tekabül etmişler arkadaşlar. Bu fiyatları ya 1000 lira harcadık anlamında değil. Harbiden örneklendirme olsun diye şey. Ne oluyor lan? Chanel. Yani şurayı yapmamış olursa ya burası 1000 liraya müthiş değmedi mi? Burası 1000 liradan daha ucuzdu, ben onu Böyle miydi? hatırlamıyorum. Hatta Evet. bakarız onu videodan. Şimdi hatırlamıyorum ben de. Ya ama sandalyeler falan vardı. En ucuz sandalye almıştık. 110 lira falan bunlar oğlum. İkisi 230. Baksana 4 kişi geldim ayakta kalıyor. Yeni Yemek yani. birkaç tane Yani. almak lazım. Ya şunları bile fırsat köşesinden aldık. Ona rağmen 700-800 liraya denk geldi ki her türlü detay var. Yani ışığı var, ampulü var, zımbırtıları var. Bir sürü şey var bunun. Evet. Neyse uzun lafın kısası bu salonu çok çok daha güzel hale getirmiş olacağız. Aşağı yukarı içerideki harcadığın parayın aynısını, paranın aynısını harcayarak. Çok hızlı konuşuyorum ben. Öyle yani şimdi ne yapalım? Bence kağıt kalem çıkartalım. Şimdi videoyu kapatacağım birazdan. Yazalım. Neler lazım bize? Yazdıktan sonra ölçülerini yazalım. Şurayı falan ölçelim. IKEA'ya gidelim. Bauhaus'a gidelim. Başka ne yapacağız? Daha bir sürü işimiz. Bağlayacağız Telefon, melef, sanırım tüpü, ya. müpümüz falan onları da halledelim. Ben yayını ne zaman? Neyse hadi görüşürüz. Burada kesiyorum. Evet arkadaşlar. IKEA'da çok bir görüntü çekmedik. Çünkü niye? Gerek yoktu. Zaten alacaklarımızı göstermiştik. Toplam 700 küsür lira mı ne harcadık galiba? 800, 790 böyle bir şey hatırlamıyorum. Ama değecek gibime geliyor. İki tane o altlık aldık. Onların kapaklarından almadık henüz. Onlar pahalı çünkü. 50 lira falan yani. Dördüne de kapak taksan belki de 200 lira daha ediyor. Şimdi ben yayından çıktım. Buraya gel getirelim lan malzemeleri. Benim belimi kaldıramadığını sen al. TV ünitesi. Bu TV ünitesi 1, 2. İkisini yüklenme lan beline. Şu. Ha onu bana ver. Şunları ben alırım. Şimdi malzemeleri bir dizelim şuraya. Bu iç rafları TV'nin alt tarafın sehpanın televizyon sehpasının. Dur lan. Şunları da alayım. Rındır rındın. Ney müziği lan bu? Evet, şu kedi maması için kedinin maması 15 kiloluk alıyorum ben. 15 kiloluk mamalar şey yapıyor. Bayatlıyor. Kullanacağım kadarını oraya kayıp diğerlerini kökten stoklayacağım. Başka ne var burada? Dök bakayım. Ayak olması lazım sadece. Evet, burada da televizyonun üstüne gelecek olan raf var. Raf ayakları, raf. Bununla bir işimiz yok. Şu an bunun duvarı delmemiz gerekecek. Bu saatte delemeyiz. Şunu şuraya koyalım. Ben diyorum ki yapalım şurada. Yapalım. Bıçak mı abi? Şu başka. Bıçak Gerek yok. gerek ya yatır abi bunu bir tanesini. Hangisi bu? Önce şey yapalım. TV yapalım. Frame'i değil de Hangisi nereden bileceğiz? biliriz. Şunda ne yazıyor? Aman akoyim ters kalmış. Ya hangisi denk geliyorsa onu yapalım. İkisini de Hareketler ya. yaparız zaten. Arkadaşlar yapım aşamasını çekmeyeyim. Bence yok. Yani. Bakarız. Bakarız. Tamam hadi. Yapım aşamasını da çekersek de hızlandırılmış girer. Sonra burayı boşaltacağız. Bu yeni yaptığımız şeyi alta koyacağız. Televizyonun üstüne koyarız. Bir bakarız ne var ne yok. Hadi ben şimdilik kapatıyorum.
Dur lan, onu zaten böyle normalde çık diye çıkması lazım onun. Neymiş bu? Kurulumdan önce gene de şey gösterelim. Bu 6. Koy bakayım. Rengi güzel ha. Çoraplarım da Allah'ım ya Rabbim. Aynen, o malzemeler lazım bize. Şöyle sikko bir şey bu. Bir dakika. Çok basittir kurulum bu arada. Öyle düşünüyorum. Aynen öyle. Tahmin ettiğim gibi. Kullanma kılavuzuna gerek yok. Gerek bile yok. Tabii ki de amına koyayım. Türk değil miyiz biz? Oy, ne güzel ambalaj yapıyor herifler ya. Kafa atasım geldi duvara koyup. Bunlar arkaları ince suntikler. Bu da ya üstü. Bu kadar mı? E normal. Şu alttaki koliyi şimdi şöyle kaldıralım. Lan dur şimşek. Koyalım, ben atarım. Oğlum bak şu çöpüye vurma. Tamam. Şimdi o vidaların poşetini bana atar mısın? Bir de onlara bakalım. Ayak ekstradan ayak almadık. Gerek yok, zaten içinde şu kadarlık ayakları var. Yere sıfır olması daha güzel durur dedik. Evet, bir de koltukla da aynı hizada. Yani şu televizyonun şu anki durduğu yükseklikle şu altındaki sehpayla aynı olacak. O da yeterli. Yattığın zaman burada, keyif yaptığın zaman güzel. Tam karşında sinema gibi. Aynen. Tamam. Bunlara gerek yok. Bunları sonradan çıkartacağız. Şu ayakları ayırmak istedim sadece. Şimdi kullanma kılavuzunu biz açacağız abi. Bir tanesine baka baka yapacağız. Sonra bitmiş halinde çekerim, devam ederim. Hadi mucuk. Aynen. Bataryası doğru. Şimdi çok basit yapmışlar. Önce ayaklarını taktık bunu çevirip. Sonra şöyle vidalar var, standart Ikea'nın vidası. Bunu takıyorsun. Tornavida ile bastırıyorsun. Sonra şurada gördüğünüz gibi o sonra taktığımız. Sonra mı dedim yine? Amradını sikim. Niye ben sonra diyorum ya? Sonra. Bence sonra diyorum ama çok hızlı konuştuğum için o N ile R karışıyor bende. Sonra bu ara parçaları, bunlara yerleştiriyorsunuz bu vidalara. Meleri araları koyduktan sonra diyor ki bize, şöyle kilit mekanizmaları var bunun. Bu kilit mekanizmalarıyla o önceden dikme olarak taktığımız vidaları sıkıştıracaksın diyor. Şimdi onları sıkıştıracağız. Arkalarını da taktık. Sonracıma demiş ki, bu kardeşi demiş yatır. Gene o dikmelerden tornavidayla buralara monteleyeceğiz deliklere ki bunun üzerine zank diye otursun şuradaki deliklere. Bu vidaları taktıktan sonra kaldır demiş. Bunu vidalara denk getir demiş şöyle. Senin o taraf gelince söyle. Girdi mi? Bırakıyorum. Bırak. Tamam, şimdi elinle oturduysa orası hafif şöyle vurabiliriz. Tamam. Anam, kedinin korkuttun, yüreğine indi. Bizim kilit vidalarla şuradakilerine bir daha gir demiş. Onu da yapayım. Uzun mu kısa mı o? Kısa mı, uzun. Tamam. O bu uzun bir. İki de burada. Tamam. Şöyle karanlık ama sizi göremeyin, boş ver. Önemli değil. Şuraya da bir tane atacağım. Tamam. Şimdi bundan sonraki sayfada, yani şu parçaların zımbırtısı tamamen duvara montelemek istiyorsan, yani bunu raf olarak kullanmak istiyorsan diye. Burası bizi ilgilendirmiyor. Değil mi? Yanlış bir şey yapmayalım. Yok yok, tamamen duvar monteleme sistemini anlatıyor burada. Hatta güzel de bir sistem yapmışlar. Ama biz bunu yapmayacağımız için kafamız çok rahat. Ha bak, eğer iki tane dolap kullanıyorsan diyor, oradaki vida boşluklarından buradaki vidalarla birbirine sabitlemen lazım diyor. Tamam. Frame dediğimiz, yani bir dakika, bu normal. Orada eksiklik var. Şurada mı? Hepsinde eksiklik var. Şu vidaları unutmuşuz. Tamam, onları da takıyoruz. Dolap bitiyor, döneceğim. Evet. Emanet bu. Dur şu ayağa kalkayım. Bunu yaptık. Bu bitti. Şimdi TV kısmını, yani kendiliğinden deliği olan kabloların geçebileceği şeyi yapacağız. Şöyle oturayım, belim ağrıdı. Heh. Görüntü bu. Onu şimdi koyma, en son koyarız. Uğraşma.
Onu da bitirdikten sonra koyarız. Yanına aynısından bir tane daha gelecek, anlayacağınız o. O kadar. Sonra yarın öbür gün buna beyaz kapaklı, camlı kapaklı bir şeyler alınabilir ama boş hali bile kurtarı gibime geliyor. İki tane raf aldık. O raflar bunlar. Aralarına raf gelecek ama buna değil diğerine takacağız. Hadi biz şimdi aynı şeyler yapılacak yüksek ihtimal. Hiç çekmiyorum onu. 2 saniye sonra Evet, görüşürüz. 2 saniye sonra görüşürüz. Evet, bu dolabın farkı da şu. Arkada bir takım kablo delikleri var abi. Buraya böyle sistem yapmışlar işte, hani kabloları gizleyebil diye. Emcuk gibi. Ondan sonra alttan çıkartabil, üstten takabil ayakları, zımbırtıları. Gel bir çevirelim bakayım şunu. Alt komşuyu boş ver. Tamam. Bunun böyle boşlukları olacak. Şimdi bunun 2 tane rafı var. O rafları takacağız. Bak şimdi. Bunların raf sistemi o kadar rahat ki. İçinde bunların delikler var. O deliklere bunları takıyorsun. Sonra taktıktan sonra rafı koyduğun zaman bunlar buraya oturuyor. Hiç monteleme yok yani. Karanlıktır biraz ama. Beşinciye takmıştım. 1, 2, 3, 4. 4'ten sonra 5. Bak şöyle takıyorsun bunu. Küçük gibi. Arkada da aynı hizada. Deliği bulayım. Deliği bulamadım. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası. Lan. Yine deliği bulamadım. Normalde böyle yapmam. Sana buraya. Çirkin çirkin espriler. Sus lan. 1, 2, 3, 4, 5. Tecrübeleştikçe. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı hizada mı? Ya sen rahat ol kardeşim. Ya. Ne yazsa? Bunu koyayım, her türlü sokarım. Yok, çapraz. Buldum mu? Öyle. Raf olur. Son halde. Vay. Mis gibi oldu işte. Buna sonra kapak mapak koyarız. Bir şey koyarız. Şuraya bir tane ahşap. Ya beyaz camlı falan koyabilirsin. Ya şu duvarı şurayı komple griye boyadığımız zaman, griye boyarsam eğer, grinin önünde beyaz çok tatlı duruyor, griyle de tonlanınca. Bence biz şimdi ne yapalım biliyor musun? Buradaki her şeyi boşaltalım, bu ikisini yan yana koyalım. Her Bir şeyi onun televizyonu da üstüne üstüne taşıyalım. koyalım. Aynen, bir görelim bakalım nasıl gözüküyormuş. Beğenmedi. Evet, biz dalmışız ya, yardırmışız. Şöyle oturayım da. Ne kadar gözüküyorsa bilmiyorum. Sol tarafa eski arka LED aydınlatmayı taktım. Şu alttaki pis görüntüye aldanmayın. Oraya zaten kapaklar gelecek. Saat havada olur derler. Ben bir önceki evimde de saati böyle koymuştum. Hoşuma gidiyor niyeyse. Değil mi lan kılaf? Güzel oldu. Güzel oldu. Buranın bu kadar temiz olduğuna bak. Evet, bu taraf zaten karman çorman da. Şimdi üste raf gelince burası bir tamamlanacak gibi. Hani buraya sağ tarafa raf yapmanın lüzumu da yok. Bence gayet hoş oldu lan. Bir elektrik lazım. Şu bilgisayarın altından uzatma çekip böyle gizleyerek oraya bir şey götüreceğiz. Sağ tarafa LED'e gerek yok. Alttaki yani üniteden bahsediyorum. Çünkü sağda da bir ampul yanıyor. İkisi dengeliyor birbirini, şuradaki ışıkla buradaki ışık. Başta bile hoşumuza gitmedi, yalan yok. Böyle hiçbir şey yokken koyduk. Işığı bir yaksana bir ışığı. Komple. Heh. Yok abi, gayet güzel bu arada. Şurası çok tamamlayıcı olmuş. Burası tamamladı zaten. Ki hani yalandan koyduk o aksesuarları. Öyle şu üstteki raftan aldık koyduk. Daha farklı bir şeyler de yapılabilir ona. Şu tavası var mı Getir. lan? Böyle yani. Ya şey bir de bu arada. Dur. Ya asıl bu alttaki renkle şu ceviz rengiyle zemin uyumadı aslında. Dedik ki yani ulan beyaz almış olsaydık daha güzel mi olurdu? Ama beyaz da çok böyle cikse dönebilirdi ya.
Bilmiyorum, görmeden de bir şey denmiyor. Işık abi, bakın bok gibi gözüken görüntü, iki tane ışık ekledik, iki aksesuar ekledik. Anında tipi değişti. Yani kameradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama şöyle bak, girişten de çekeyim. Şuralara aldanmayın, karman Ve şu ışık kapanırsa. çorman. Tabii bak, komple odanın ışıklarını kapatırsak Çok şey duruyor, loş, boş. hoş duruyor yani. Böyle oldu. Yarın da rafı takacağız. Rafta da, yani yarın dediğim, siz de bu video içerisinde izleyeceksiniz o rafı. Rafı da taktıktan sonra oraya da bir iki aksesuar, elektrik tesisatını çekeriz. PlayStation'ları falan alta dizeriz. Şu sağ alttaki boşluk yerleri de Blu-ray filmlerdi, PlayStation oyunlarıydı falan, onlar gelir. Hatta onların içine birer tane beyaz sepet gibi, böyle beyaz kutu gibi bir şey koyulursa, onlar onun içinde durursa, o da tamamlayıcı olur. Duvardan alır o şeyi, rengi. Mis gibi olur diye düşünüyoruz. Yani belki de kapağa bile gerek kalmaz. Boşuna masraf çıkmaz yani. Deneyin yanına da saçma sapan herhangi bir şey koyarız. Çok güzel durur, belli olmaz. Aynen. Durum bu arkadaşlar, vallahi işte. Hadi bakalım, şimdi kapatıyoruz. Gündüz rafı takıyor oluruz herhalde. 2 saniye sonra İki görüşürüz. saniye sonra görüşürüz. Hadi bay bay. Söverim gelmişine, geçmişine ayıp sayıp. Düşer üstüme akşamdan kalan o sabah yıldızı. Ah İstanbul, İstanbul olalı. Hiç görmedi böyle ünite. Gebeniyorum. Dur. Aşkımla. Dur. Dur. Aman. Ya iyi daha ya. Şimdi arkadaşlar, gündüz hiç boka benzemiyor. güzel, güzel, güzel. Şimdi Bauhaus'a gittik. Daha doğrusu birçok şey yaptık lan. Onların vlogunu çekmedik abi. Tüpü doldurdum akvaryum için. Sağ olsun ırgat çalıştı. Bizim bir şeyler aldık. Gelin bu. Burada bu şaka yakını yavrum, gerçek yani, millet Irgatlık yaptım. gerçekten ırgatlık yaptırıyor sanacak. Şimdi aldığımız Bauhaus'tan şeyler var. Bu neymiş? Bu tepeye aldığım ampul. Bunu geç, hızlı hızlı. Bu ne? Pil abi, pil. Yani almak zorundaydım. 24'lük varmış. Ondan sonra, ha şunun rengini merak ediyordun, gel. Bir içinden bir tane söküp taksana. Ya bunları sıva çekip alçı yapıp cart yapıp cürt yapıp boyamak mümkün değil. O an gördü senin duvarın da aynı renk değil mi abi dedi de, bence o çok daha fazla krem. Bir tane fark eder mi? Evet. Vallahi şu yayın için iki tane şöyle küllük. Bu akvaryuma ışık. Bunu da geç. Bu bizi ilgilendirmiyor. Vallahi sana bir söyleyeyim mi? Gayet iyi. Yani oldu. Yani delik gözükmesinden iyi bu arada. Aynen. Hatta Zaten şuraya da bakıyorum yapıştır. sürekli delikleri falan komple. Gece gözükmez bile o. Sarı ışık vurunca gözükmez. En olabilitesi o. Tamam ya. Çok büyük. O neydi lan? Bunu çekemedim ben bu arada. Sonra elektrik tesisatı için bir parça aldım. Normalde uzatmayı kendim yapacaktım da vazgeçtim. Zaten varmış uygun fiyata. 5 metrelik bu. Bunu direkt bunun altına salacağım. Kabloyu da ta bilgisayarların oraya kadar götüreceğiz zaten. İş bitecek. Ya şimşek ilk, bak bak bak. Afrika gibi ev ya. Biraz altına gelecek. Kordi Suriyeli falan yazacak kesin benim için. Buraya gelirse. Buraya ışığı taktım, bu eski ışıklandırma. Kılaf ne dedin? Bak bak bak. Amına kodum nasıl vuruyor bak. Böyle bir kedi yok ya. 2 saattir alışamadı. Şimdi geldik, sırada ne var? Rafı takacağız arkadaşlar. Rafı taktıktan sonra görüşürüz. Mutfaktaki taktığımız sistemin aynısını yapacağız. İşte teraziyle ölçü alacağız. Tam televizyonun hizasına gelecek. Diğer rafla karşı karşıya gelmesini istiyoruz. Böyle aynı hizada olsun diye. Sonra matkapla deleceğiz. Matkapla delerken altına süpürge, etrafa toz gitmesin diye. Sonra dübelleri... Dübeller nerede lan? İçeride. Heh. Güzel. Tamam. Sonra dübel, sonra vida. İş bitti abi. Rafı da taktıktan sonra bir genel görüntüye bakarız.